İbrahim nerede? Bahçeye hünkârımızın yanına çıktı. Leo? Hünkârım. Bu hatun başından beri beni öldürmek için buradaymış. Senin canını alması için sadece kalemi tutmuş bu sarayda. Gel Hürrem, otur şöyle. Atın aynı zindana. Durun, bırakın beni, bırakın. Öleceksiniz, hepiniz öleceksiniz. İyi değilsin sen. Aklın başından gitmiş senin. İyiyim hünkârım. Aklım başım da benim. İbrahim Paşa'ya ne söyledin sen öyle? Hünkârım, İbrahim Paşa ne yaptı biliyor musunuz? Hünkârım, Hürrem. Paşam ne oluyor burada? Lütfen söyler misiniz? Sadıka Hatun beni öldürmeye kalktı. Gel Kalfa, hekim çağırın. Hayır, lüzum yok. Gel Kalfa, bir su getir sultanımıza. Bargalı. Bu hatun evvela valideme sonra Hatice'me hizmet etti. Benim şehzadelerim ona emanet edildi. Leoş'un gönderdiği katil benim sarayıma, benim haremime nasıl girer? Bana cevap ver. Hünkârım, matrakçı Victoria'yı sokakta bulduğunu söyledi. Yaralıymış, gariban sanmış, saraya getirdi. Ben de matrakçıya güvenerek aldım hareme. Bu hatunu bizzat sorgulayacaksın. Ben de yanında olacağım. Bu işte parmağı olan herkesi tek tek öğreneceğim. Ve hepsinin tek tek kellesini alacağım. Hepsinin. Buna matrakçı da dahil.
hünkârım. Hürrem hadi gel biz yukarı çıkalım. Burada kalamam. Saraya dönmek istiyorum. Hürrem sen iyi değilsin. Ne olur benimle gel. Beni bırakma. Bu saray düşmanla dolu. Hürrem Hatun aklını başına devşir. Ne demek bu? Bence sen de buradan git sultanım. Bu saray kötülük yuvası. Hürrem kendine gel. Yeter artık üzülme. Karnındaki sabiyi düşün. Bu hamilelik senin muvazeneni iyice bozmuş. Haydi. Geçti, kabusu gördün. Sakın bırakma beni. Hep yanımda ol. Tamam, merak etme. Geçti. Ben buradayım. Bana hiçbir şey olmayacak. Dışarıda bekle. Sultanım yapma. Böyle devam edersen başka bir şeyin olduğunu anlayacaklar. Söyle. Sen yaptın değil mi? Sen İbrahim'e söyledin Leo'yu. Nereye satın aldın seni? Kaç altına sattın beni? Tamam. Vur bana. Haklısın. Ama benim günahım yok. Birileri Leo'dan mektubu alırken görmüş beni. İhbar etmiş. İbrahim Paşa çağırdı. Mektubu yakaladı üzerimden. Sonra da git bunu Hürrem'e ver dedi. Buluşunca yakalayacaktı sizi. Lakin sen gitmedin. Hatırla ben de engel oldum gitmene. Sonra da odanı arattı bana. Leo'nun resmini buldum. Onu da verdin hemen. Zinhar vermedim. Aksine yaktım ben resmi. Yemin ederim. Hem ben Rusça biliyorum. Nenem Rus'tu benim. Kötülüğünü isteseydim daha ilk baştan yapardım bunu. Neden söylemedin bana? Ben bir yol bulurdum. Paşanın sözünden nasıl çıkardım? Öldürecekti beni, korkuyordum. Ben seni korumak istedim sultanım.
Nesi var bunun? Hünkârımız olanlara üzüldü. Gebede olunca hassas tabii. Sultanım, hünkârımız sizi has bahçede bekliyor. Galiba o ressam gelmiş. Ne diyorsun sen Sümbüla? Ne ressamı? Hünkârımız git haber ver diye buyurunca ben de ressam Leo geldi sandım. Sümbüla, seni öldürürüm şimdi. Çek dışarı. Sultanım af buyurun, ben ne dedim şimdi? Defol! Sultanım. Seni bundan sonra bu daireye girmekten men ediyorum. Yasak. Anladın mı? Bana güvenmeyin. Ben yalan söylemedim. Sizin için buradaki mektubu bile yaktım. Ben hep sadık kaldım. Tehdit ettiler. Rüşvet verdiler. Ama satmadım sizi. Ben şehzadelerimizin başına bir şey gelmesin diye kolladım. Sultanım dedi. Daha ne yapayım? Öleyim mi? Emir ver canımı alsınlar. Hünkârım beni has bahçede bekliyor. Sultanım. Beni affedin. Yüzüme bakmadan çıkmayın. Size sığındım. Hürrem. Nasılsın bu sabah? Hı? İyiyim hünkârım. Sizin huzurunuzda olunca her şey daha iyi. Gel. Bu atı senin için seçtim. Sana hediyemdir. Sevmedin mi? Sevdim. Çok sevdim. Adı ne? Adı yok. Senin adın. Adını sen koy. Aşık olsun. Olsun. Çok güzel, asil bir at. Aşık, çok değerli. Teşekkür ederim. Senin bana verdiklerinin yanında hiçbir şeyin kıymeti yok.
Sen bana önce huzur verdin. Sonra aşk verdin. Sonra evlat verdin. Canımın sultanı. Saadetiniz için cehennemde yanmaya razıyım. Baba. Söyle aslan parçası. Ben senin ata binmek istiyorum. Bugün olmaz. Mühim işlerim var. Lakin yarın gideriz. Güzel at. O mevzu kapandı Hürrem'im. Zira açılması kimsenin faydasına değil. Hünkârıma söylemeyecek misin? Beni yok etmek istemiyor musun? Hayır, söylemeyeceğim. Lakin senin için değil. Hünkârım olan sadakatimden dolayı. Böyle bir rezillikte kalbinin kırılmasını, yüce onurunun zedelenmesini istemem. Zalimsin İbrahim. Katilsin, korkunçsun. Sende hiç vicdan yok. Evet zalimim. Bana istediğini söyle Hürrem Hatun. Beni yaralayamazsın. İstediğini söyle. Hünkârımın gözünden düşüremezsin beni. Ve hiçbir zaman unutma ki ben senin hayatını kurtardım. Şu anda aldığın her bir nefesi bana borçlusun. Şehzadelerin de hayatta kalacak. Onların da hayatını bana borçlusun. Bunu asla unutma. Döktüğün kan elbet bir gün seni de boğacak. Sen de bunu unutma. Hürrem Sultanım. Valide Sultanım sizi çağırıyor. Bahçede yemek hazırladık. Başımdan. Validem, Hatice Sultanım, Sultanım, afiyet olsun. Gel otur, birlikte yiyelim. Yorgun görünüyorsun. Daha iyi misin? Şükür iyiyim. Hünkârım bana bir at hediye etti. Adına Aşık koydum. Aşk. Aygır adına kadar düştü mü? Aşk beni nereye koyarsan orada yaşar sultan. O kadar güzel bir at ki, görünce aşık oldum. Hadi, soğutmayalım yemeğimizi. Afiyet olsun. Sultanım, size yeni bir nedime lazım. Değil mi validem? Şöyle güzel, zarif. Bu meseleyi unutalım lütfen. Kötü şeyleri hatırlamak istemiyorum. Senin sağlığın için de faydası olur. Gebesin. Yapma. Unutmam çok zor sultanım. Hep hatırlıyorum. Validemin o katili nasıl hazırlayıp has odaya yolladığını. Sizin sarayınızda hünkârımıza nasıl sunduğunuzu unutamıyorum. Hürrem Hatun. Terbiyeni takın. Bu nasıl bir konuşma? Karşında harem kalfaları yok. Hemen kalk bu sofradan.